Merhabalar. Bugün size iot hakkında bir takım bilgiler vereceğim. İnsan vücudunda tiroid bezinin büyümesi, fonksiyonundaki bozulmaların temelinde iot eksikliği yer almaktadır. Günlük iot ihtiyacı normal bir yetişkin için ortalama 150 mikrogram seviyelerinde olup bu hamilelerde 200-220 mikrogram seviyesine kadar çıkmaktadır. Iotlu sofra tuzları iot mikt açısından en iyi kaynaklardır. 100 gram iyotlu tuzda yaklaşık 950 mikrogram iyot bulunmaktadır. E, bu en iyi kaynak demiştik. Günlük 10 gram kadar iyotlu tuz tüketen bir kişi e, günlük iyot ihtiyacının yarısından fazlasını almış olur. 10 gram tuz da yaklaşık bir tatlı kaşığı dolusu kadar olmaktadır. İyot ihtiyacının başka hangi kaynaklardan sağlanabileceği sorusuna ise en iyi cevap burada. Balık gelmektedir. En iyi kaynaklardan biri balıktır. Bunu sebzeler, içme suları ve iot ilaveli takviyelerle beslenen sığırların kış sütleri takip eder. Balıklarda ortalama e, iot seviyeleri balık türüne göre değişmekle birlikte 10 ile 80 mikrogram civarındadır. Sofra tuzu dışında gıda takviyesi alınmadan iot nasıl alırım diyenlerin balık tüketimi uygundur. Burada görmüş olduğunuz gibi balıklar e, hem ekonomik oluşu, hem de lezzetleriyle çok iyi bir iot kaynağıdır. Hem hamsi hem istavrit iyi iot kaynaklarından olup 100 gram tüketilmesi halinde istavritten 25 mikrogram, hamsiden ise 10 mikrogram iot sağlanmış oluyor. Peki diğer balıklarda iot sıralamasına bakacak olursak en yüksek, en yüksek iot sıralaması kefal, barbunya, palamut, tirsi ve kalkan balıkları olarak sıralanmaktadır. Hiç iot almaması gerekenler ise tuz haricinde balık tüketiminde de buna çok dikkat etmesi gerekmektedir. Balık tercihlerinizde de dip balıkları yüksek ağır metal içerdiği için nedir bunlar? Kurşun, kadmiyum, civa, arsenik gibi ağır metaller içerdiği için burada risk çok yüksek olur. Buna görece dikkat edilmesi gerekir. Özellikle dip balıklarında ee, dipte oldukları için çöken ağır metali vücutlarında daha fazla bulundurur. Hele ki balık büyükse küçük balığı da yediği için hem kendi ağır metali hem de yediği balıktaki ağır metal artacağı için risk daha da büyüyecektir. Hamsi ve istavrit balıklarının aynı zamanda D vitamini ve omega 3 içerdiğini ve bir miktar bu ihtiyaçların da karşına, karşılanabileceğini bilmenizi isterim. Özellikle omega 3 ta, e, paylaşımımda sizlere söylediğim gibi günlük 300 gram eğer hamsi balığı yemeniz halinde omega 3 ihtiyacınızı günlük olarak karşılamış oluyorsunuz. Aynı zamanda bunu da unutmamak gerekir. İyot gıda takviyesi alacakların e, diğer gıda takviyelerinin yapılması gerektiği gibi mutlaka doktor kontrolüne göre hareket etmeleri gerekir. Doktor kontrolü neticesinde iot eksikliği bulunduğunda iot tedavisi görenler solüsyon halinde iot kullanamıyorsa gıda takviyesi formunda da kullanabilirler.